Hayatınızı kabusa çeviren ve canınızı acıtan basur veya hemoroid sorununuzu doğal yollarla tedavi edebileceğinizi biliyor muydunuz? Hemoroid terimi, anüs içindeki ve çevresindeki damarların iltihaplanmasını ifade eder. Yumru haline gelen damarlar, atıkların vücuttan atılmasını engellerler. Hemoroid sorununa anüste ağrı ve bazı durumlarda bağırsaklarda kanama eşlik eder. Ayrıca, otururken rahatsızlık hissedebilirsiniz. Genellikle 40 yaşına ulaşan kişilerde iltihaplanma başlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Basur nedir? Hemoroidal damarlar, anatomik olarak makat çıkışında ve rektumun alt kısmında yer alan kan damarlarıdır. Her insanda bulunan bu kan damarlarının genişlemesi ve yastık çık şeklinde şişkin hal alması durumuna ise, hemoroid ya da basur hastalığı denilir. Hemoroid neden olur? Kötü beslenme. Genetik faktörler. Hareketsiz yaşam tarzı. Kronik kabızlık veya ishal, anüs içindeki ve çevresindeki damar duvarlarında artan baskıya neden olabilir. Gebelik. Obezite. Hemoroid nasıl önlenir? İlk olarak, hareketsiz bir yaşam tarzından kaçının. Dolaşımı iyileştirmek için, günde en az 1 saat yürümeyi veya başka fiziksel aktiviteler yapmayı deneyin. Uygun vücut ağırlığını koruyun. Günde en az 2 litre su için. Çok baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Son olarak, lif, meyve, sebze ve kepekli tahıl tüketiminizi artırın. Hemoroid tedavisi nasıl yapılır? Burada dış ve iç hemoroidlerin önlenmesi ve tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Soğuk su uygulaması. Kaşıntıyı gidermek için, özellikle bağırsak hareketi yaptıktan sonra 10 ila 15 dakika soğuk su banyosu uygulayabilirsiniz. Basura ne iyi gelir? Defne tohumu. Akdeniz iklimlerinde kolayca yetişebilen defne tohumu, bildiğiniz üzere defne ağacından elde edilir. Genellikle baharat olarak et ve balık yemeklerinde tercih edilen bu şifalı bitki, aynı zamanda farklı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Aktar ya da marketlerden küçük paketler halinde temin edebileceğiniz defne tohumu, başta cilt ve saç bakımı olmak üzere pek çok alanda kullanılır. Peki, bu kadar popüler olan tohumun faydaları nelerdir? Defne tohumu hangi hastalıklara iyi gelir? Basur, yani hemoroide iyi gelir. Bu nedenle genellikle 40 gün boyunca tohumların yutulması önerilir. Vücut yüzeyinde oluşan yara ve lekelerin kısa sürede iyileşmesini sağlar. Başta iltihaplar olmak üzere, çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Hormon bozukluğu bulunan kişiler tüketirse, kısa sürelerde hormon dengesini sağlar. Solunum yollarında meydana gelen rahatsızlıklara iyi gelir. Başta balgam olmak üzere öksürük, boğazda batma gibi sorunların önüne geçer. Kulak iltihabı ve ağrısında oldukça etkilidir. Romatizmaya bağlı ağrıların hafiflemesini sağlar. Hafıza güçlendirme özelliği vardır. Bu nedenle, özellikle de Alzheimer gibi ciddi rahatsızlıkların önüne geçer. Astım ve bronşit tedavisinde faydalıdır. Saç ve cilt bakımında besleyici özelliği bulunur. Doğumu daha kolay hale getirdiği bilindiği için, özellikle doğumdan önceki 3 gün boyunca tüketilir. Ancak doğum ciddi bir olay olduğu için, mutlaka doktorunuza danışmalı ve doktor kontrolünde tüketmelisiniz. Gaz ve şişkinlik için kullanılır. Lapa olarak kullanıldığı takdirde sedefli bölgelerde iyileşme sağlar. Arı ve böcek ısırığında, özellikle de zehirli hayvan ısırıklarında etkilidir. Ağız kokusunu geçirme özelliği vardır. Regle ağrılarında etkili olan defne tohumu, adet düzensizliğine de iyi gelir. Depresyon gibi ruh halini çökerten durumlarda kullanılır. Düzenli kullanımla zayıflama sağlar. Defne tohumu nasıl tüketilir? Faydaları saymakla bitmeyen defne tohumu, farklı şekillerde tüketilebilen bir bitkidir. Taze, kurutulmuş ya da toz haline getirilmiş defne tohumu, aynı zamanda yağı çıkarılarak da kullanılabilir. Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz tariflerde, düzenli kullanabileceğiniz defne tohumunun en yaygın tüketim şekilleri şunlardır. Sabah ve akşam yemeklerden 1 saat önce, sabahları 3 adet, akşamları da 2 adet iyice çiğnenerek bol su ile yutulur. Blender ya da havanda dövülerek toz haline getirilir. Bu toza bal ya da su karıştırarak tüketilebilir. Günde 1 veya 2 kez tüketebileceğiniz bu karışım miktarını, bir tatlı kaşığı olacak şekilde ayarlamalısınız. Çay olarak tüketmek isterseniz, bir bardak kaynamış suya 2 adet defne tohumu atarak demlenmeye bırakın. Yaklaşık 5 dakika sonra bu çayı tüketebilirsiniz. Süzerek içilen bu çayı günde 2 defa içebilirsiniz.
Sedef tedavisinde kullanmak isterseniz, bir miktar defne tohumunu ezerek üzerine doğal sirke dökün. Harmanlanıp lapa haline getirdiğiniz karışımı, sedefli bölgeye sürebilirsiniz. Tarçın ile birlikte çay olarak tüketilirse, zayıflamanızı sağlar. Bunun için 5 dakikada demleyeceğiniz defne tohumu çayına çubuk tarçın atarak içebilirsiniz. Diğer yöntemler. At kestanesi. At kestanesi hafif kanama ve iltihaplanmalara iyi gelir. Kan dolaşımını iyileştirmek için harikadırlar. Bu uygulama için 3 ila 4 adet at kestanesi yaprağı alın ve kaynatın. Bundan sonra kompres nemlendirilir ve daha sonra birkaç dakika rektuma uygulanır. Yaban mersini. Yaban mersini, kan dolaşımını iyileştirir ve iltihabı tedavi etmek için iyidir. Yarım bardak yaban mersinini 2 litre suda kaynatın. Sıvıyı soğutun ve kompresyon tedavisi için kullanın. Ani bir iyileşme hissetmelisiniz. Dahili tedavi. Karnıyarık otu. Hemoroid için en iyi besinlerden biridir. 17. yüzyılda basur hastalarına bu bitki tavsiye edilmiştir. Rektal damarların duvarlarını güçlendirme ve iyileşmeyi destekleme yeteneğine sahiptir. Günde 2 kez 1 çay kaşığı kurutulmuş saylayum yaprağı demlenmesi önerilir. Limon suyu. Flavonoidlerle birlikte C vitamini, esnekliği artırmak ve kanamayı önlemek için doğrudan kan damarlarına gider. Hemoroidleri önlemek ve tedavi etmek için günde 1 kez limon suyu için. Flavonoidlerle birlikte C vitamini, esnekliği artırmak ve kanamayı önlemek için doğrudan kan damarlarına gider. Hemoroidleri önlemek ve tedavi etmek için günde 1 kez limon suyu tüketebilirsiniz. Yonca. İçerisindeki K vitamini kanamayı önler. Protein, karbonhidrat, kalsiyum ve diğer birçok besin içerir. Faydalarından yararlanmak için, bir bardak iyice temizlenmiş yonca alın ve pürüzsüz hale gelene kadar yarım salatalık ile karıştırın. Elde edilen meyve suyu biraz yoğun olabilir, bu nedenle bir bardak su ve biraz bal ile karıştırılabilir. Sabahları aç karnına tüketilir. Basura sıcak su banyosu iyi gelir mi? Basur problemi yaşayanların sıklıkla merak ettikleri bir konudur. Genel olarak uzmanlar, ağrılı hemoroidli kişilerin günde birkaç kez, özellikle bağırsak hareketinden sonra 15 dakika ılık suda oturmasını önerirler. Oturma banyolarının sağlığa büyük faydaları vardır ve anal ağrı, hemoroid veya anal fissürler için etkili olabilir. Oturma banyoları semptomları hızlı bir şekilde tedavi etmeye yardımcı olabilirken, yalnız hemoroidleri tedavi edemezler. Ayrıca, yumuşak bağırsak hareketlerini sağlamak için, lif açısından zengin yiyecekler yemeli ve bol sıvı içmelisiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.